Bugün Ankara'da bütün gözler kabinede olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemdeki en önemli başlık ekonomideki gelişmeler, hayat pahalılığı ile mücadele, dar gelirlilere destek paketi, EYT'liler için tek formül düzenlemesi kabine toplantısında ele alınacak başlıklardan bazıları. Bizim için de Esra ile biz de merakla bekliyoruz, meraklı değil bekliyoruz mi? EYT'lilerin formülünün ne olacak diye. Özellikle EYT. EYT'liler de hafta sonu bir eylem yaptılar. Ha öyle mi? Kaçırmışım. Evet. Tek formül istiyoruz. İşte 99 öncesindeki haklarımızı. Acaba onların formülle başka bir formül kabul masadaki etmiyoruz formül diye. Aynı formül mü? Bakalım, çok yakında öğreneceğiz. Bu arada kabinede başta Yunanistan'ın Ege'de gerilimi arttıran adımları olmak üzere dış politikanın önemli başlıkları da ele alınacak. Hayat pahalılığıyla mücadelede atılacak adımlar, dar gelirlilere destek paketi, EYT'liler, Yunanistan'ın Ege'de gerilimi artıran adımları. Kabine iç ve dış politikadaki önemli başlıkları ele almak üzere toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi ekonomideki son gelişmeler olacak. Atılacak adımlar masaya yatırılacak. Dar gelirlilere destek paketi de kabine gündeminde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıkladığı yaklaşık 6 milyon vatandaşın 30 milyar lirayı bulan icralık borçlarının devlet tarafından üstlenilmesini öngören düzenlemenin detayları kabine toplantısında masaya yatırılacak. Hazırlıkları devam eden EYT düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek formül üzerinde durulduğunu açıklamıştı. O formülün ayrıntılarının kabinede ele alınması bekleniyor. Gündemdeki bir diğer başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. Konut fiyatları ve kira artışına çözüm olması amaçlanan projeyle ilgili detaylar kabinede son kez masaya yatırılacak. Ve dış politika. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran tacizleri kabine toplantısında kapsamlı olarak değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türk savaş uçaklarına S-300 radar kilidi atılmasına ilişkin görüntü ve detayları NATO'ya iletti. Atina'nın gerilimi tırmandıran politikasına karşı atılacak adımlar ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin tahıl anlaşmasında olduğu gibi Zaporijya nükleer santrali konusunda da kolaylaştırıcı rol oynayabileceğini vurguladı. Bu kapsamda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Suriye ile siyasi diyalog süreci ile terörle mücadele operasyonları da kabine toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilecek.